Mülkün maliki kullar olsaydı ne olurdu? Hiç düşündünüz mü? Tutun ki mülkü Rabbimiz, malik ben değilim sizsiniz de. Evet. Firavun olurdu, Nemrut olurdu ama Rabbimiz daha açığını söylüyor. Feizen eğer öyle olsaydı la yu'tunen nase nakira, insanlara zırnık vermezler. Nisa suresi 53. ayet. Aman Allah'ım. Kurban olmaz mısınız? Şimdi Allah'a teşekkür etmek gerekmez. Hele ki bizi mülkün maliki yapmamışsın ya Rabbi. Yapsaydın bizi kim tutardı ya Rabbi? Çin tutardı, kan tutardı, güç tutardı, iktidar tutardı ama kimse tutamaz. Şeytanlaşırdık hepimiz ya Rabbi. Nitekim şeytanlaşırlar. Nasıl şeytanlaşır? Elindeki ufacık şeyi mülkü sanmaya başladığında bakıyorsun. Dünyanın başına bela olan ne kadar firavun varsa arkasını kazın, elindeki iktidarın maliki olduğunu zannetmeye başladığında başlar. Osmanlı padişahları onun için para verirler, bir adam tutarlar, o adamın halk içinde gezerken padişah, mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var diye bağırmasıyla görevlendirirlerdi. İşleri buydu. Paralarıyla böyle bağırtırlar. Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var. Onun için. Hazreti Ömer, çağının bir numaralı imparatoru, tırnak içinde kullanıyorum. Ya bu kelimeleri kullanmayınca devletinin gücünü anlayamıyoruz da onun için. Unutmayın, Hazreti Ömer'in yeryüzünde kurduğu devletin başında olduğu dönemde yeryüzünde Hazreti Ömer'den daha büyük devleti olan yok. Allah'tan kork ya Ömer dedi bir tanesi yolda giderken. Bir fakire sırtında bir şey taşıyordu koca halife. Dizlerinin bağı çözüldü ve yere yıkılıverdi. Ömer'de kim ki Allah'tan korkmasın dedi, başladı hıçkırmaya. Ömer'de kim ki Allah'tan korkmasın? Bu. İşte bu kadar. Allah Resulü'nün karşısına bir adam getirdiler. Adam titriyordu. Resulullah baktı. Ne titriyorsun be adam dedi. Ben de senin gibi kurumuş et yiyen bir kadının oğluyum. Öyle hocanın böyle talebesi olur. Öyle değil. Allah Resulü gibi bir öğretmenin, muallimin Ömer gibi bir talebesi olur. Bu bir yetişme tarzı. Bu bir eğitim meselesi. Bu bir terbiye meselesi. Ömer gibi kim ki Allah'tan korkmasın. Dolayısıyla mülkün malikini tanıdığınızda elinize veren ve elinizden çıkan eşit hale gelmeye başlar. Girmesiyle çıkması eşit hale geldiği zaman siz artık özgürsünüz. Özgürlüğün size harika bir tarifi. Dünyayı size vermeleriyle dünyayı elinizden almaları eşit hale geliyorsa siz özgürsünüz. Özgürlük budur. Yok, elinize biraz mülkiyet geçince, emanet geçince değişiyorsanız siz mala sahip değilsiniz. Mala ait. Allah bizi korusun. فَاِذَنْ لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. Nakir, hurma çekirdeğini bilirsiniz değil mi? Hurma çekirdeğinin bir çukur tarafı var, onu da bilirsiniz değil mi? O çukur tarafında incecik bir nokta kadar bir uç var. Oradan filizlenir hurma. Hurmayı toprağa gömdüğünüzde oradan filizlenir. Ona nakir denir. Bir de fetil var. Fetil. O da hurma çekirdeğinin üstündeki ince zardır. Bunlar küçüklükten, kılletten kinayedir, azlıktan kinayedir. Ben meali şerifte zırnık vermezler diye çevirmiştim bunu. Zırnık vermezler. Eğer Allah mülkü insanlara verse, mülkün maliki insanlara olsaydı zırnık vermez. Paylaşmazlar.
Hele ki Rabbimiz mülkün malik. Rabbimiz olduğu için insanlar doyabiliyor. Yoksa bakın bugün emanet ettikleri, emanetlere riayet etmedikleri için yeryüzünde açlık var. Kapitalizm der ki açlık evrenseldir. İslam der ki rızık evrenseldir. Rızık evrenseldir. Peki evrensel olan rızka rağmen birileri niye aç? Çünkü Allah onların rızkını bir başkaları üzerinden vermek murad ediyor. Onları varlıkla, onları yoklukla sınıyor ve varlık sahiplerini paylaşmaya davet ediyor. Bu davete icabet etmeyenler o açların sorumlusudurlar. Biri açsa biri israf ediyor demektir. Mutlaka bir yerde israf edilen bir ekmek bir başka yerde kursağından geçmeyen bir fakiri haber veriyor.